Buyurun Sayın Karakaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uluslararası Adli İşbirliği kanunu tasarısının 18. maddesiyle ilgili grubumuz adına söz aldım. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan bu tasarıyı tasarı üzerinde konuşma yapmadan önce Adalet Bakanlığı eliyle yapılmış olan Seçim Çevrem Adana ve özellikle bu bölgedeki illerle ilgili bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, tabii adalet önemli. Biraz önce buradan bu kürsüden söylendi, iki gündür söyleniyor. Yargıtay'ın son aldığı karar adaletle ilgili Türkiye'nin ne halde olduğunun çok açık ve bariz bir örneği. Adalet Allah-u Teala'nın çok önem verdiği bir esas. Adaletin ikame edilmesi gereken en şumullu olan alan da yönetimdir. Dolayısıyla bu gerçekten hareket ettiğimizde her alanda adalete ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Seçim bölgemle ilgili yapılmış olan adaletsizlikler nelerdi? Birincisi, bölge idare mahkemesinin kapatılarak Konya'ya bağlanmasıydı. İkincisi ise bölge adalet mahkemesinin Gaziantep'e bağlanmış olmasıdır. Aslında bu iki sorun güncel bir konu. Ocak ayında özellikle bölge idare mahkemesinin kapatılarak Konya'ya bağlanmasıyla ilgili olarak bir soru önergesi vermiştim. Her zaman olduğu gibi milletvekilleri olarak denetim görevimizi soru önergeleriyle maalesef yerine getiremiyoruz. Çünkü cevap verilmiyor. Ben de bu vesileyle buradan milletin kürsüsünden sözlü olarak tekrar dile getirmek istedim. Ve bu önergede Adana Bölge İdare Mahkemesi'nin kapatılmasında hangi kamu yararının sağlandığını gözetildiğini sormuştum. Yine Başbakan'ın memleketi Konya'da Bölge İdare Mahkemesi'nin kurulmasının ya da oluşmasının Adana'da bir Bölge İdare Mahkemesi oluşmasına engel olup olmadığını sormuştum. Yine Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerinde en az bir tane Bölge İdare Mahkemesi açılırken neden Akdeniz bölgesinin tek bir bölge idare mahkemesinin kapatıldığını sormuştum. Maalesef cevap alamadım. Sadece Adana değil, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş da dahil tüm Doğu Akdeniz'de yaklaşık 7 milyon insanı doğrudan ilgilendiren ve etkileyen bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tabii biz bu kararın şokunu yaşarken arkasından bu sefer de Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin Gaziantep'e bağlandığını öğrendik. Bu konuda Sayın Adalet Bakanı'na yönettiğimiz yazılı soru önergesi de maalesef cevaplandırılmadı. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, kanun çok açık ve net. 2576 sayılı bölge idare mahkemeleriyle ilgili kanunda bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacimleri dikkate alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur diyor. Adana'nın iş yüküne baktığınızda 3. sırada yer aldığını görüyorsunuz. Niğde ve Gaziantep'i de bu bölgeye aldığımızda 10 milyon insanın yaşadığı bölgenin tam ortasında yer aldığını görüyorsunuz. Buna rağmen Adana'daki Bölge İdare Mahkemesi batıda Konya'ya bağlanıyor. Bölge İdare Mahkemesi de doğuda Antep'e bağlanıyor. Allah aşkına bu nasıl bir adalet?
adalet dağıtan sistemin başındaki kurum böyle bir adaletsizliği nasıl yapar? Bu bizim aklımıza özellikle bu bölgede Mersin, Adana, Osmaniye, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel yönetimlerinin olduğu Hatay, Cumhuriyet Halk Partisi yani muhalefette olan yerel yönetimlerin olduğu bölgelere bir cezalandırma mı, zulüm müdür diye soruyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.